Aa, en sevdiğim sakız. Harika, ben de istiyorum. Ben de. Yapma ya. Ha? Galiba makine bozuldu. Ne oluyor? Vay. Neredeyiz biz? Wow. Yeni bir challenge'de. Müthiş. Bence bize yemek gerekiyor. No. Olamaz. Acı biber olmasın. Seziyorum. Şimdi sıcak olacak. Bana kesin. Sanırım ben başlıyorum. Bir acı biber ve çok makarna. Umarım iyi olur. Ah, sıcak. Neyse ki düşündüğüm gibi korkunç değil. Şimdi kalan makarnayı yiyebilirim. Mary üstünden geldiyse ben de başarırım. Çok sakarsın Andy. Hepsi acı biber yüzünden. Sinirlerim bozuldu. Bana ne olacak acaba? Tamam. Önemlisi başlamak. Ya yanıyorum. Neyse ki her zaman yanımda yangın söndürücüsü var. Tamamdır. Yangın söndü. Teşekkürler Andy. Bu bana köpük partisini hatırlatıyor. Yine yemek yok. Şimdi her şey olacak. Wow. What? Mary, neden bana sadece bir donut büyüledin? Ha? Çünkü 100 tane donut kendime sakladım. Bu haksızlık. Burada yemeğe bir şey yok. Bir iki taneyi sırık ve bitti. En azından çabuk bitirdin. Şimdi Jess. Ne yapıyorsun? Hangi birinden başlasam düşünüyorum. Of, parmağımı ısırdım. Acele etmemeliydin. Tamam, şimdi benim sıram. Oo, biraz jonglörlük yapsam ne olur acaba? Her zaman denemek istiyordum. Dikkatli ol Mary. İyi gitmiyorsun. Bak ne yaptın. Ups, pardon. What? Balon neyimize? Vay, içerisinde lollipop var. Wow. Süper. Leziz. Ay, dişlerim. Ben de lollipop istiyorum. Ver bana bu çubuğu. Vay, hemen birkaç tane. Muhteşem. Bingo. Bence böyle daha rahat denemek. Kaç tane farklı tat var ya. Şimdi ben. Wow. Sana herkesten çok düştü. Bir dolu kavanoz. Bu bir rüya. İşini yüzebilirim. Güzel bir fikir. Haydi lezzetli bir şey dileyelim. Oldu. Çikolata. Şansa bak. Duramıyorum. Çok güzel. Oley! Benim çok çikolatam var. Şimdi de ne yapacağımı biliyorum. Birkaç saniyelik mikrodalgaya koyalım. Bence çıkaralım. Bir kavanoz sıcak çikolata. Pipet eksik sadece. Muhteşem içecek. Yanında çikolata daha güzel. Vay be. Tamam. Ben doydum. Buraya bakın.
Bu gerçek bir şans. Vay be. 100 tane çikolata. Bu gerçek bir hazine. Şimdi bunlardan büyük bir kale yapacağım. Harika görünüyor. Aynı fikirdeyim. Hepsini yemek zamanı geldi. Sana yardım etsem olur mu? Mele her şeyi yıktın. Ama ne olacak? Önemlisi çok lezzetli. İlginç. Acaba bu düğmeye bassam ne olacak? Kola, süper. Hiçbir türlü açamıyorum. Yapma ya, açmak yeri de kırıldı. Matkapla yapsam ne olur acaba? Neden kola dökülmüyor? Haksızlık. Şimdi baştan aşağı ıslandım. Benim sıram tuşa basma. Ne kadar çok şişe var. Galiba yine pipet gerekiyor. Dahi icat. Bravo. Evet. Tüm şişelerden aynı anda içebiliyorum. Tamamdır. Ben kaldım. Aman tanrım. Kola duvarı oldu. Hiçbir zaman görmedim böyle bir şey. Şimdi hepsini içeceğim. Birkaç dokunuş. Haydi. Andy, sana küçük bir sürprizim var. Bir Mentos paketi. Şimdi gerçek bir patlayış olacak. Ne boş veriyor? Pardon, böyle olacağını düşünmedim. Pizza, müthiş. Sonunda doyacağız. Ama önce peynir eklemek lazım. İşte oldu. Tadalım. Nefis. Ben de peynir isterim. Kesin öyle, pizza mükemmel olacak. Ağzım sulandı. Gerçekten çok lezzetli. Nasıl büyük bir peynir dilimi. Tam yerinde. Turbo mod aktiflendi. Elim kopacak birazdan. Uyuyorum. Mary, bence biraz daha yemek için bir şans. Bırakmayalım onu. Ne çok peynir var. Evet, muhteşem bir an. Hey, ne oluyor? Benim pizzam nerede? Vay be. Sosisli sandviç. Uf ya, bende sadece bir tane var. Ama Mary'de bir sürü var. Tamam, şansım getirmedi. Ne varsa onu deneyelim bakalım. Çok güzel. Bunu ben kendim denemeliyim. Andy, çok sakarsın ya. Bu sosislerin böyle kaygan olması benim suçum değil. Ben de düşürmek istemiyorum şunları. Nasıl yapsam? Anladım. Bana daha büyük ekmek lazım. Böyle daha rahat. Ve en önemlisi hiçbir şey düşmüyor. Tamam. Son lokma. Bravo. Güzel iştahım var. Monica, Betty ve Ted bugün harika zaman geçiriyor.
Ha? Özellikle Ted mutlu. Çünkü bir burger daha var. En birinci Monica bitirdi. Hıza bak sen. Bu arada Betty marifetini gösterebiliyor. Hızlıca yemeğini bitirdi. Oo, nasıl da güzel oldun. Ted ise bu turu daha eğlenceli yapmak istiyor. Bir burger kulesi yapmak her çocuğun hayali. Ama en önemlisi bu kalenini inşaat etmek değil. En önemlisi onun yıkılmaması. Ups. Olmadı. Ama tadı aynı. Çok güzel. Oo, gerçekten mi? Mentos ve kola mı? Bunun sonu ne? Herkes biliyor. Korka korka Ted kola şişesini açıyor. Evet, bu patlama hiç etkileyici değil. Rahatla. Ted, kolanı iç ve korkma. Sonunda da bir Mentos. Şimdi Betty'nin sırası. Evet, burada işler daha tehlikeli. Büyük bir şişe. Boom! Ferahlama için bir duş. Şişenin içinde bir şeyler kalmadı. Betty tepeden tırnağa su. Neyse, şimdi Monica'nın ve onun kocaman şişesinin sırası. Süper mega patlayış bekliyoruz. Çocuklar, en iyisi ekranlardan uzaklaşın biraz. Kim bilir ne olacak? Fıskiye'ye bak sen. Herkes soldu. Dikkat, evde aynısını yapmayın. Anne babanız hiç mutlu olmayacak. Dondurma var. Kaşık var. Ama birbirine hiç uymuyorlar. İlginç bir duruma benziyor. Şaka gibi ya. Monica, denedin hiç olmazsa. Tamam, kaşığı bıraktı. Parmaklarıyla yiyor. Üf, iğrenç. Tavırların nerede? Tavırları iyi olmasa da dondurmadan bir şey kalmadı. Neyse, Ted'in durumu iyi. Kaşıkla dondurma tam isabet olmuş. Oo, ama üstü çok batmış. Şimdi Betty'nin sırası. Evet, dondurma çok fazla. Ve böyle bir kaşıkla onu 100 yıl falan yiyecek. Çocuklar biraz bıktı. Kaç saat geçti? Bir gün mü? Bir hafta? Bir yıl? Hayır ya, buza dönüşmüş. Ne bu burada böyle küçücük? Evet, Ted'de de çok değil. Ha? Betty'nin tabağı boş. Bu haksızlık değil mi? Ama Monica da mutlu değil. Tamam be, bir bonibon hiçten iyidir. Ted, nasıl da cimrisin? Bir dakika, galiba şimdi şaşırtacak sizi. Nasıl bir numara yaptı? Tamam, bitti mi? Hayır. Betty, şemsiye neyine? Tamam, bekleyelim. Yağmur olmamalı. Sade yağmur olmayacak. Ama Skittles yağmuru başladı bile. Ya keşke tüm yağmurlar böyle olsa. Şekerden yağmur, dondurmadan kar. Güzel. Güzel hayat. Yeah. Ted, Monica, neden böyle üzgünsünüz? Evet, bir iki tanesi ait olmadığı yere düşmüş. Problem mi bu? Ama şimdi gerçek bir bonibon partisi zamanı.
KitKat. Bu çıtır çıtır çikolatanı seviyor musunuz? Evet ve en önemlisi birkaç tane olsun. Öyle daha zevkli. Bu kez Monika şanslı. Çok ama çok mutlu. Ups. Tamam, biraz kendine gelmeli. Monika hadi sakin ol. Ted daha beklemiyor. KitKat'ını yemeye başlıyor. Bu çıtırtı bir müzik gibi güzel. Tamam Betty, şimdi sen. Eo hızlanmaya ve bu turdan maksimum zevk almaya karar verdi. Uf, korkutucu görünüyor. Neyse, şimdi en ilginç olanı. Monika ve onun 100 tane çikolatası. Bakın bir, ne yapacağını kesin biliyor. İlginç tarif. Not alıyor musunuz? Ama bunun için sihirli güçlerin olmalı. Monika'da da olduğu gibi. Vay be! İlginç bir çorba oldu. Yumurta, geçen turdaki güzel çikolatalara hiç benzemiyor. Yumurta seven var mı? Hayır. E tabi. Peki, sen en cesursun. Hadi başla bakalım. Aman tanrım, çiğ yumurta tam ağzına. Çok iğrenç. Ama Ted aynısını yapmak istemiyor. Onun dahi bir planı var. Bakalım. Hey arkadaşım, yavaş ya. Oops. Sonunda ne olacak? Yumurta kokteyli mi? Güzel mi bari? İyi görünüyor. Ama tadı berbat. Ne bekliyordunuz? Oh no! What? Çocuklar! Nereye geldiniz? Galiba burası yumurtalı turu geçenler için özel bir yer. Sen kaldın Monika. Biliyor musun? Kaçabilmeyeceksin. Bu efsane bir düşüş. Tam havuzun içine. Her yeri çiğ yumurta içinde. Acaba yıkanabilecek mi? Arkadaşınızla dalga geçmek hiç iyi bir şey değil. E şimdi herkes banyo yapmalı. Bu kesin. Acı biber. Hiç kolay olmayacak. Ve tabii ki birilerinde çok biber olacak. Ve bu kimse? Ted. Çok üzüldük. Ama bu bir 100 kat challenge ise yemek zorundasın. Peki küçücük bir dilim ısırdı. Of, cehennem ateşi gibi. Monika korka korka acı biberi alıyor. Hepsini aynı anda ısırıyor. Cesurluğa bak sen. Çabuk su içmeli. Ted onun ne beklediğini anladı. Ama hiçbir şey yapamıyor. Isır arkadaşım. Zafere doğru. Bu ateşi sadece bir kova su söndürebilir. Neyse ki suları çok. Yazık Ted'e. O şimdi dinlenmeli olanlardan sonra. Ne? Sadece bir tane sakız? Ted'in durumu daha iyi. Ama en şanslısı kesinlikle Monika.
Betty hiç beklemek istemiyor. Sakızı ağzına koydu ve eğleniyor. What? Ama galiba çok da iyi sakız çiğneyemiyor. Bakın, Ted şimdi bir şov yapacak. O sakızdan balon şişirmede bir numara. Ama bir şey var. Her zaman patlıyorlar. Ted, biraz antrenman yapmak gerekiyor. Tamam, şimdi Monica en doğrusunu yapıyor. Zor bir şey yok. Ne kadar ağzında sakız var, o kadar iyi. Ve şimdi kendini beğenmiş Ted'e nasıl sakız şişirtmek lazım gösterecek. Galiba tarihte en büyük balon olacak bu. Tıpkı bir gerçek balon gibi. Monica yukarıya doğru uçuyor. Yakalayın onu. Bay bay güzelim. İyi yolculuklar. Ve iyice tutun. Küçücük bir ay.